Merhaba arkadaşlar, şu ana kadar enflasyon, deflasyon ve bunların kapasite kullanımından nasıl etkilenebileceği hakkında birkaç video izledik. Birisi kapasite kullanımından bahsettiğinde benim aklıma endüstriyel kapasite kullanımı gelir ve hemen fabrikaları düşünürüm. Düşük kullanım dendiğinde rölantide bir fabrika, yüksek kullanım dendiğinde ise hiç durmadan 3 var diye çalışan bir fabrika düşünürüm. Ancak Amerika'daki ve birçok batı ülkesindeki gibi hizmet tabanlı ekonomilerde üretimin gerçek kapasitesi yani gayri safi milli hasıla verilen hizmetle ilişkilidir. Zaten bu yüzden hizmet tabanlı ekonomi olarak adlandırılırlar. Kapasite kullanımı endüstri sektöründe elbette önemlidir ama imalat tabanlı bir ekonomide olduğu kadar değildir. Hizmet tabanlı bir ekonomide ise kapasite kullanımının en iyi göstergesi işsizliktir. Kapasite kullanım düşüklüğünün en iyi göstergesi işsizliktir de diyebiliriz. İşsizliğin nasıl çözüldüğü, hükümet tarafından nasıl görüldüğü, CNN'de duyduğunuz rakamların gerçekte ne ifade ettiği, makalelerde gördüğünüz terimleri ve Amerika'daki verilerini anlamak için tüm bunlar hakkında daha iyi bilgi sahibi olmanız önemli. Bu videoda göreceğiniz tabloların hepsini küresel ekonomi analiz bloğunun sahibi Mike Shedlock'tan aldım. İşsizlik kavramı ve bunun yanı sıra günümüzde neler olduğu hakkında bir şeyler öğreneceğiz. Başlamadan önce şunu da belirtmeliyim ki, kavramlar aşağı yukarı aynı olsa da burada küresel literatürde kabul görmüş ve kullanılan tanımlandırmalardan bahsederek Amerika verilerini inceleyeceğiz. Evet ne diyorduk? Bu bloğu kullanmanızı tavsiye ederim. Miss ismiyle yazıyor. Google'da ararsanız bulursunuz. Mike ekonomik verileri analiz ederken diğer herkesten özellikle TV yorumcularından daha derine iniyor. Önemli şeyleri keşfetmek için yapmamız gereken de budur zaten. Şimdi anlatacaklarımın çoğunu bana Mike gösterdi ve tebriklerinizi ona ileteceğim. Bunları dinledikten sonra kapasite kullanımı ve enflasyon deflasyon kavramları hakkında söylediklerimi daha iyi anlayacaksınız. Şu an önümüzde Amerika'daki işçi ve işçi istatistikleri kurumundan alınmış bir tablo var. İsterseniz TÜİK.gov.tr'ye girerek Türkiye'deki işsizlik oranlarına da bakabilirsiniz. Pek çok kişinin fark etmediği şey şu. Nasıl para arzı konusunda farklı hesaplamalar varsa, işsizlik için de farklı hesaplamalar vardır. Yıllardır en azından 1994'ten beri sık duyduğunuz rakam U3'tür. Biz de oradan başlayacağız. U3 resmi işsizlik oranıdır. Çok iyi okunmadığını tahmin ediyorum. Sizin için seslendireyim. U3 sivil iş gücünün yüzdesi olarak toplam işsizlik yani resmi işsizlik oranıdır. Burada neye işsiz veya neye iş gücü dediğini anlamamız lazım. Eğer bir işiniz yoksa ve eğer son 4 hafta içinde iş bıraktıysanız, işsizsinizdir. Bu önemli bir nokta, bunu videoda anlatacağım, diğer şeylerle birlikte düşünmemiz önemli. Hepimiz hayatımızın bir döneminde kendimizi ya da bir başkasını işsiz olarak adlandırmışızdır. Ama kim bilir belki de zor bir dönemden geçiyordunuz ve iş aramıyordunuz, belki çalışma hayatına ara vermişsinizdir. Şunu anlamamız önemli. Bu durumdaki kişiler hükümetin açıkladığı rakamlarda sivil iş gücüne dahil edilmez. Diyelim ki 5 hafta boyunca işe yaramadınız. Belki ara vermek istiyorsunuz. Belki de özgeçmişinizi geliştirip sonra işe girmeyi düşünüyorsunuz. Hükümet sizi artık iş gücü olarak görmez ve iş gücü grubuna dahil etmez. Sizi de dahil ettikleri daha kapsamlı istatistikler vardır. Bu önemli çünkü bu farklı gruplar arasındaki değişiklikleri inceleyeceğiz. U4 toplam işsiz sayısıdır. Yani sivil iş gücü artı yılgın işçilerin yüzdesi olarak işsiz sayısı artı yılgın işçilerin sayısı. Yani hükümet yılgın işçileri paya ekliyor. Bir önceki hesapta işsiz sayısı bölü çalışan sayısı artı işsiz sayısı demiştik. İşsiz tanımı ise işi olmayan ama son 4 hafta içinde iş aramış olan grubu belirtiyordu. U4'ü değişik bir renkle yapalım. İşsiz artı yılgın işçi sayısı bölü çalışan artı işsiz artı yılgın işçi sayısı. Yılgın işçi tanımını anlamışsınızdır. Bunlar 4 haftadan uzun bir süredir iş aramayan kişilerdir. Eğer bir sebep gösteriyorsa, mesela çalışmak istediğiniz bir iş olmadığını söylüyorsanız yılgın işçi sayılırsınız ve bu gruba dahil edilirsiniz. U5 de az çok aynı şeydir ama bu gruba dışarıda kalan işçiler de eklenir. Yılgın işçi ile dışarıda kalan işçi arasındaki farksa yılgın işçinin çalışmama sebebinin ekonomik temelli olmasıdır. Beş haftadır iş bakmadım çünkü artık bir muhasebeci ya da mühendis olarak iş bulmak imkansızlaştı. Bu açıklama bir yılgın işçiye ait olabilir. Dışarıda kalan işçi de dört haftadan uzun bir süredir iş bakmamıştır ama onun sebebi ekonomik değildir. Depresyonda olabilir, çalışmak istemiyor olabilir ya da birçok farklı sebebi olabilir. Önemli olan şudur. İş ve İşçi İstatistikleri Kurumu'nun yaptığı araştırmada çalışmama sebebi olarak ekonomik dinamikler harici bir sebep belirten herkes dışında kalan işçi grubuna dahil edilir. Bu da U5'tir. U6 oldukça ilginç bir gruplamadır. Zira yukarıda saydığımız bütün grupları kapsar ama bazı kişilerin yerini değiştirir. U5'te dışarıda kalan işçi sayısı hem paya hem de paydaya eklenir. U6'da ise sivil iş gücü artı tüm dışarıda kalan işçilerin yüzdesi olarak Toplam işsiz sayısı artı dışarıda kalan işçiler artı ekonomik sebeplerle yarı zamanlı çalışanlar şeklinde hesaplanır. Burada önemli olan şey ekonomik sebeplerle yarı zamanlı çalışanlardır. Yani payda artık değişmiyor ama buradaki işsiz sayısı büyüyecek çünkü çalışan nüfusun bir kısmı haftada 40 saatten az çalışıyor veya çalışmak istedikleri saat kadar çalışmıyor ya da belki de çalışmak istedikleri alanda çalışmıyorlar. Mesela mühendislik yapmak yerine haftada 20 saat yerel bir kitap evinde ya da kahve dükkanında çalışıyorlar. Bu kişiler U6 grubuna dahil edilir. Bunun üzerinde durmamızın sebebi şu ki U6 U3'ten çok daha hızlı bir şekilde artmakta. Bunun neden olduğunu ve burada nasıl sonuçlara ulaşılabileceğimizi bir düşünelim. Bu rakamlar da İş ve İşçi İstatistikleri Bürosu'ndan alındı. Bu ekranda pek belli olmayabilir ama Mart 2008'e baktığımızda U3'ün %5.2 ve U6'nın %9.3 olduğunu görüyoruz. Yani ikisinin arasındaki fark %4.1. Ancak en yakın ayın istatistiklerinde iş standart işsizlik oranı %8.5 ancak yılgın dışarıda kalan ve ekonomik sebeplerle yarı zamanlı çalışan işçilere baktığımızda aradaki farkın artık %7.1 olduğunu görüyoruz. Yani fark artmış durumda çalışmak isteyen ancak reddedildikleri için iş aramayı bırakan, aslında çalışmak istemedikleri bir işte çalışan veya çalışmak istediklerinden daha fazla saat çalışan insanların yüzdesi artmakta. Buna odaklanmamızın sebebi resmi işsizlik oranı inanılmaz bir hızla artmakta. Hatta bunu bir grafikle gösterelim. Bu önümüzdeki yine misin çalışması U6 ve U3 arasındaki farkın Şubat'tan beri gitgide daha hızlı bir şekilde açıldığını görüyoruz Bu grafikte de gördüğümüz gibi bu arada Bu grafikte Chris Publava'ya ait ona da teşekkürlerimizi yollayalım daha geniş bir işsizlik tanımı olan U6, standart işsizlik oranından çok daha hızlı bir şekilde artıyor. Buradaki yeşil çizgi ise ikisi arasındaki fark. Bu çizgi iş gücü havuzunun mutsuz olan yüzdesini ifade ediyor. Mutsuz oldukları için iş bakmayı bırakıyorlar ya da bir muhasebeci olarak haftada 40 saat çalışabileceğim bir iş bulamıyorum, aç kalacağıma gidip yarı zamanlı bir iş bulacağım diyorlar. Yani bu yeşil çizgi çaresizliğin boyutunu gözler önüne seriyor. Bu grafiğe bakalım, oldukça ilginç şeyler göreceğiz. Birçoğunuzun hatırlayacağı 80'lerin başındaki çift dipli ekonomik krizi ele alalım. Mavi ile çizilmiş olan U3 hesabı ve şu andaki oran 80'lerdeki krizdeki ortalama işsizlik oranının biraz altında. 80'lerdeki işsizlik tepe noktamız burası. Yaklaşık %10'a denk geliyor. Şu anda %8.2 ile bu noktadan aşağıdayız ama en geniş kapsamlı tanım olan U6'ya baktığımızda onun fırladığını görüyoruz. Ne yazık ki elimizde 1994 öncesine ait U6 verileri yok. Birçok şeyin hesaplanma yöntemi değiştirilmiş durumda. Resmi ortalama eskiden U3 değil U5 olarak adlandırılıyordu. Az çok aynı hesaptı ama bazı değişiklikler de var. 1994'ten önce U6 diye bir klasman yoktu. Bu yüzden bu tarih öncesi U6'yı ne yazık ki hesaplayamıyoruz. Ancak U6 yerine kullanabileceğimiz eskiye ait başka bir veri var. 15 haftadan daha uzun süre işsiz olanlar bunlar. Bu gruptaki insanlar iş aramalarına rağmen 15 haftadan uzun bir süredir işsizler. U6'nın hesaplandığı dönemle kıyaslarsak daha geniş kapsamlı hesapla uyumlu gittiğini söyleyebiliriz. Eğer grafikte görüldüğü gibi U6'nın daima bu çizgi üstünde veya üzerinde olduğu varsayımını yaparsak 80'lerin başında U6 oranının bu pembe noktada ya da belki biraz daha yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. Demek istediğim ve bu grafiğin bize anlattığı asıl şey İşsizliği en genel tanımıyla ele aldığımız zaman şu anki durumun en az 80'lerdeki kadar kötü olduğudur. Sadece o zaman veriler daha farklı kullanılıyordu. Ayrıca yarı zamanlı çalışanlar da çalışan grubuna dahildi. Bu yüzden resmi işsizlik hesaplamasındaki oranlar biraz daha iyi görünmekti. Eskiden daha az grup vardı. Ya bir işiniz vardı ya da işsizdiniz. İşsizseniz rakamlar da ona göre büyüyordu. Şimdi ise bu iki grubun arasında kalan insanlar var ama iş sahibi olan gruba dahil ediliyorlar. Yani böylelikle bize bildirilen resmi işsizlik oranını gerçek ekonomik duruma göre biraz düşürüyorlar. Bunu fark etmemiz oldukça önemli. Ekonomik olarak kötüye giden bir durum söz konusu. Belki de tarihteki en kötü ekonomik krizlerdeki kadar kötü bir durum var ve daha da kötüleşiyor. Videonun başına dönüp kapasite kullanımı ve fiyatları olan etkisini düşünürsek, iş gücü kullanımının düşük olduğunu ve giderek daha da düştüğünü görüyoruz. Bu da iş gücü fiyatının düştüğünü gösterir. Herhalde işten çıkartmaların arttığını gazetelerden görüyorsunuzdur. Maaşlar düşüyor yani maaşlarda hali hazırda deflasyon söz konusu. Ekonomimizin büyük bir kısmı hizmet temelli olduğundan eğer maaşlarda deflasyon söz konusuysa bu orta vadede fiyatların tümünde deflasyon göreceğimize dair bir başka belirtidir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.